Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Photoshop'un detaylı rehber videosuyla karşınızdayım. Bugün bu videoda Photoshop nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle Photoshop nedir ondan bahsedeyim. Los Santos Tuners güncellemesiyle oyuna eklenen bir tür işletmedir arkadaşlar. İçerisinde hem legal hem de illegal işler yürütebileceğimiz bir işletmedir desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Öncelikle bu işletmeyi nasıl alabileceğinize bir bakalım. Bunu yapabilmek için öncelikle internet sitemizi açıyoruz. Satın alma işlemine geçmeden önce arkadaşlar şu konudan da bahsedeyim. Photoshop'u satın alabilmek için Los Santos Carmit'teki Mimi ile en azından bir kere görüşmüş olmanız gerekiyor. Eğer daha önce Los Santos Carmit'e hiç girmediyseniz zaten girdiğinizde ilk çıkan sinematik sonunda Mimi ile görüşmüş olacaksınız. Daha sonrasında buradan Foreclosure Maze Bank sitesine giriyoruz. Eğer bu ana sayfanızda gözükmüyorsa şu kısımdan da bunu bulabilirsiniz. Buradan giriş yapıyoruz. Enter site diyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere Photoshop'la birlikte bütün işletmeleri görüyoruz. Photoshop'u bulmamız kolaylaşması için buradan Photoshop'a tıklıyoruz ve sadece Photoshop gözüküyor. Gördüğünüz üzere alabileceğiniz toplam 5 tane Photoshop bulunuyor. Bunların hepsi de şehir içinde. Şehir dışından maalesef Photoshop yok. Onu da yine göstermiş olayım şu şekilde. Buradan dilerseniz satın alabiliyorsunuz. Fiyatlarını da göstereyim. 1.750 milyon doları var. 1.705 milyon dolar. 1.670, 1.920 ve de ben bunu aldığım için tabi bu gözükmüyor ama buradaki de yaklaşık 1 milyon 800 bin civarı bir fiyatı olması lazımdı. Şimdi sizlerle birlikte yeniden bir satın alım yapacağız. Ben zaten satın aldığım için sadece satın alma aşamalarını göstereceğim size. Örneğin burayı satın almaya kalkalım. Evet, ilk seçeneğimiz style seçeneği, yani stil seçeneği. Burada kendi tarzınıza hangisi uygunsa onu seçebilmeniz mümkün. Hepsinin kendince fiyatları var gördüğünüz üzere. Bu tamamen sizin tercihinize kaldığı için bu konuda çok da yorum yapmak olmaz diye düşünüyorum. Sadece belki bilmeyenleriniz varsa şundan bahsedeyim. Her seçeneğin ilk öğesi ücretsizdir arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani örneğin fazladan para harcamak istemiyorsanız bunlara ilk seçeneği seçebilirsiniz. Onun haricinde tint seçeneğine bakalım. Bunda da yine ilk seçenek ücretsiz gördüğünüz üzere. Onun haricinde renk seçenekleri hepsi aynı fiyat fark ettiyseniz buradan kendinize uygun, kendi tarzınıza uygun renk seçenekleri yapabilirsiniz. Üçüncü seçeneğimiz ise amblem seçeneği. Burada iki seçeneğimiz bulunuyor. Ya şu an aktif kurumumuzun, yani ekibimizin logosunu kullanabiliriz bu şekilde ki 50 bin dolarlık bir ücreti var. Ya da dilerseniz buradan amblem kullanmak istemezseniz bunu ya da Rockstar'ın kendi verdiği amblemleri bu şekilde seçebilirsiniz. Bunların da yine kendince fiyatları bulunuyor gördüğünüz üzere. Bunlardan dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz ise staff seçeneği, yani Photoshop'unuz için çalışanlar kiralamış oluyorsunuz. Ücretlerini şu şekilde göstereyim. 385 bin dolar erkek üye, kadın üye ise yine aynı şekilde 385 bin dolar. İsterseniz ikisini de kiralayıp iki tane çalışanınız olabilir. Ancak ben çok önermiyorum staff arkadaşlar. Çünkü müşterilerin getirdiği araçları modifiye edip bunları teslim ediyoruz. Bunlar da araçları müşterilere teslim ediyor. Ancak yolda çok fazla kaza yaptıkları için alabileceğiniz ödül de bir o kadar düşüyor maalesef. Dolayısıyla bunları çok almanızı önermiyorum. Zaten videonun ilerleyen aşamalarında bu çalışanları da kullanarak ne işe yaradıklarını tam olarak görebilmiş olacaksınız. Evet, son olaraksa extras kısmı. Burada da isterseniz personal quarters alabilirsiniz. Personal quarters yani kişisel odanız. Kişisel odanız içerisinde bir gardırobunuz oluyor, silah dolabınız oluyor ve de bir adet de yatağınız oluyor. Eğer burayı alırsanız GTA Online'a giriş yaptığınızda nereden başlayacağınızı seçebiliyorsunuz biliyorsunuz ki. İşte eğer bunu satın alabilirseniz de bu Photoshop'u başlangıç yeriniz olarak seçebiliyorsunuz. Bir diğer seçeneğimiz ise car lift seçeneği. Bunda tek fiyatına bakalım. 650 bin dolarlık bir fiyatı bulunuyor. Bu ne işe yarıyor? Bu da Photoshop'umuzun içinde bir adet car lift bulunuyor. Yani şu görseldeki alet oluyor bu. Müşterilerden gelen arabalar buraya park ediliyor ve burada bunlara modifiye yapıyoruz. İşte eğer bir car lift daha alırsanız toplamda iki tane yeriniz olacak ve aynı anda iki aracı modifiye edebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla ilk aşamada olmasa da daha sonradan car lift seçeneğini mutlaka almanızı tavsiye ederim. Evet, son olarak da membership. Bu üyelikle birlikte Los Santos Tuners güncellemesiyle oyuna eklenen tüm yarış etkinliklerine ve haftalık mücadeleler gibi etkinliklere erişim şansınız oluyor. Bunu isterseniz buradan, isterseniz de haritadaki Los Santos Car Meet simgesine giderek satın alabiliyorsunuz. 50 bin dolarlık bir ücreti bulunuyor. Dolayısıyla eğer oradan almadıysanız buradan mutlaka almanızı tavsiye ederim. Evet, böylelikle arkadaşlar hep birlikte bir Photoshop satın almış olduk. Şimdi dilerseniz Photoshop'un içini bir incelemeye başlayalım. Evet, şimdi Photoshop'umuzun içine girelim bakalım.
Photoshop'u ilk kez satın aldığınızda tüm faaliyetlerinden yararlanabilmek için ilk görevi tamamlamanız gerekiyor. Zaten ilk defa Photoshop'a girdiğinizde bir sinematik sizi karşılayacak ve ilk görevi yapmanızı istenecek. İlk görevde Sesanta'nın arabasını polislerden alma görevi, yani şu sarı arabayı oluyor. Zaten oyun sizi yönlendirecektir arkadaşlar. Öncelikle dilerseniz ilk katı incelemeye başlayalım. Photoshop'a ilk girdiğimizde gördüğünüz üzere iki tane car lift bulunuyor. Bunlardan bu taraftaki car lift zaten halihazırda Photoshop'u satın aldığınızda gelecektir. Onun haricinde eğer az önceki satın alma ekranından bir car lift daha aldıysanız o da buradaki car lift oluyor. Car liftler de yine daha önce belirttiğim gibi müşteriler buraya araçlarını park ediyor ve siz de bu araçları modifiye edip onların isteğine göre daha sonrasında tekrar onlara teslim ederek bunun üzerinden bir kar elde ediyorsunuz. Videonun ilerleyen kısımlarında bu özelliği test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz birazcık ilerleyelim arkadaşlar. Neler var neler yok onlara bakalım. Bu kısımları inceledik zaten. Şu odaya girilmiyor. Yine deneyelim şu şekilde. Gördüğünüz üzere giremedik. Onun haricinde şurada sehpanın üstünde gördüğünüz üzere bir seçenek çıkıyor. Grab some supplies şeklinde. Yani yiyeceğimizi buradan fullleyebiliyoruz. Hemen bir E tuşuna basarak deneyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada aynı ofisimizde olduğu gibi ya da facility'mizde olduğu gibi buradan istersek satın alabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir ücret de ödemiyoruz. Şu an fullledim mesela, daha fazla alamıyorum. Bu özellikle aklınızda bulunsun yine. Daha sonrasında burada gördüğünüz üzere arcade salonumuzda bulunan oyunlar bulunuyor. Bu sizde olmayabilir arkadaşlar. Bu Los Santos Tuners güncellemesi ilk çıktığında ilk hafta oyuna giren oyunculara özel bir özellik. Bunu dilerseniz değiştirebiliyorsunuz bu arada. Interaction menüsü açıyorsunuz ve burada Photoshop Management'a giriyorsunuz ve en aşağıda Arcade Game seçeneğinden gördüğünüz üzere 3 farklı seçeneğimiz bulunuyor. Dilerseniz bunları bu şekilde değiştirmeniz mümkün ya da en üstteki seçeneği seçerek de burayı komple kaldırabilirsiniz. Ben burayı bu şekilde bırakıyorum. Hazır bu menüyü açmışken bu menüden de bahsedeyim arkadaşlar. Bunu zaten az önce gösterdim. Onun haricinde Photoshop'unuza kimin erişebileceğini buradan seçebiliyorsunuz. Bu seçenekle birlikte herkes erişiyor. Crew sadece ekibinizdeki kişiler giriş yapabiliyor. Photoshop'unuza arkadaşlarınız giriş yapabiliyor. Arkadaşlarınız ve ekibiniz. Bu da organizasyondaki üyelerinizin giriş yapabileceği anlama geliyor. Associate ise iş ortaklarınızın, yani bir CEO olarak yazıldığınızda kurduğunuz işletmeye davet ettiğiniz kişiler anlamına geliyor. Ya da Nova'nı seçerek de hiç kimsenin girmemesini sağlayabilirsiniz. Son olarak Invite to Photoshop seçeneği ile birlikte serverınızdaki bir oyuncuyu buraya davet edebilirsiniz. Şu an benim serverımda kimse olmadığı için bu seçenek pasif durumda duruyor gördüğünüz üzere. Evet, bunun haricinde diğer taraflarına bakalım. Photoshop'umuzun bu kısımda arkadaşlar kişisel araçlarınızı burada saklayabilirsiniz. 10 adet yer var. 10 taneye kadar araçlarınızı dediğim gibi burada saklamanız mümkün. Şu kısımdan da isterseniz bir giriş yapalım. Gördüğünüz üzere araçlarınızı taşıyabilirsiniz. Örneğin benim şu an bir tane aracım var. Bunu istediğim yere taşıyabiliyorum. Örneğin şuraya almak istersem seçiyorum. Tekrar Enter tuşuna bastığımda gördüğünüz üzere buraya gelmiş oluyor. Yine burayla alakalı arkadaşlar bir de size şunu göstermek istiyorum. Burada kendi özel araçlarımızı modifiye edebiliyoruz. Modifiye etmek istediğimiz araca biniyoruz ve sol üstteki tuşa basıyoruz ki PC platform için bu Q tuşu. Daha sonrasında burada aynı Los Santos Customs'ta olduğu gibi araçlarımızı modifiye etmemiz mümkün. Yalnız şöyle bir detay var. Eğer araçlarınızı burada modifiye ederseniz Los Santos Customs'a göre indirimli bir şekilde bu modifiyeleri yapabilmeniz mümkün. Bu indirim oranı ise genellikle belirtilmemiş ama ben hesapladım. %5'lik bir indirim söz konusu. Şu an ekrana yansıttığım resimde de bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bir tarafta indirimsiz halini, yani Los Santos Customs'taki fiyatını görüyorsunuz. Diğer tarafta ise buradaki fiyatını görüyorsunuz ve aradaki farkın ne kadar olduğunu açıkça görebilirsiniz. Benim hesaplamalarıma göre bu %5'lik bir indirime tekabül ediyor. Ayrıca eğer aracınızı burada modifiye ederseniz bazı seçenekleri ücretsiz bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Bu seçenekler ise genellikle boyamayla alakalı ve crew, yani ekiple alakalı seçenekler. Şöyle ki Respray'den Primary Color'a giriyorsunuz. Buradan da klasik seçeneğindeki renkler gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Bunun haricinde de yine Respray seçeneğindeki Crew Emblem seçeneği gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Tabi bu özellik sadece oyun içindeki bir crew'a girmişseniz, yani ekibe girmişseniz bu seçenek aktif olacaktır. Evet, ilk kat böylelikle bu kadardı arkadaşlar. Burada çok fazla bir özellik yok.
Şurada fark ettiyseniz eğer bir crew'deyseniz burada crew'unuzun ismi yazıyor arkadaşlar. Onun haricinde bir de şurada radyo bulunuyor. Dilerseniz buradan E tuşuna basarak radyoyu etkinleştirebilirsiniz. Arka planda müzik çaldırabilirsiniz. Sağ aşağıda seçenekler yer alıyor. Ben tabi şu an bunu açmayacağım telif yememek adına, ama böyle bir özelliğin olduğunu da bilin. Evet, o zaman ilerleyelim, üst kata çıkalım. Burada neler varmış bakalım. Şuradan başlayalım. Burada isterseniz soda satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli bir özellik değil ama böyle etkileşime geçebileceğimiz özellikler koymuşlar. Sağ olsunlar. Onun haricinde burada evet yere atmamız da güzel bir özellik olmuş gerçekten. Onun haricinde yine burada da bir meyve suyu olsa gerek içebiliyoruz. Onun haricinde buradaki masaya oturabiliyoruz. İstersek şuraya da yaslanma seçeneğimiz de bulunuyor. Şöyle birazcık daha yanaştığımızda gördüğünüz üzere şu şekilde yaslanabilme seçeneği de koymuşlar. Bunlar tabii çok gerekli özellikler olmasa da etkileşime geçebileceğimiz şeylerin sayısını arttırmak için oyuna eklenmiş olan özellikler. Onun haricinde arkadaşlar burada iki odamız bulunuyor. Öncelikle şu odayı göstereyim. Hatırlarsanız Photoshop'u satın alırken Personal Quarters seçeneğinden bahsetmiştik. Eğer Personal Quarters satın alırsanız, yani kişisel oda oluyor. Kişisel odayı satın alırsanız işte burası açılacaktır. Burada isterseniz yatabiliyorsunuz gördüğünüz üzere, ya da burada gardırobunuzdan kıyafetinizi değiştirmeniz yine mümkün. Onun haricinde burada gun locker'ınız bulunuyor. Yani silah dolabınız, silah tekerleğinizi buradan özelleştirebilmeniz mümkün. Onun haricinde bir de yine meyve suyu koymuşlar buraya. Bu odada bu kadardı arkadaşlar. Onun haricinde şurada bir oda daha var. Oradan da bahsedeyim yine. Burada isterseniz kameralara erişim şansınız oluyor. Photoshop'un içindeki ya da dışındaki kameralara erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere garaj, giriş katı, atölye ve entrance, yani dış girişi bu şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Evet, onun haricinde bu odada ne var? Burada gördüğünüz üzere bir bilgisayarımız bulunuyor. Normalde bu bilgisayara erişebiliyorsunuz arkadaşlar, ancak bazen bug'a mı giriyor tam anlamış değilim, ama şu an herhangi bir seçenek çıkmıyor. Ama dediğim gibi bu bilgisayara da erişebiliyorsunuz, internete girebilmeniz mümkün. Onun haricinde bu odada çok fazla bir şey yok. Şimdi dilerseniz üst katın asıl işlevlerini incelemeye başlayalım. Siyah tahta ve beyaz tahta var. Öncelikle beyaz tahtadan başlayacağım. Beyaz tahta yine Los Santos Tuners güncellemesiyle oyuna eklenen kontrat görevlerini içeriyor. Bu tahtaya erişebilmek için sol üstte de çıkan yazıda belirttiği üzere öncelikle CEO olarak yazılabilmeniz gerekiyor. Ben CEO olarak yazılıyorum hemen. Evet, daha sonrasında E tuşuyla tahtaya erişiyoruz. Gördüğünüz üzere burada birden fazla kontrat görevi bulunuyor. Bu kontrat görevlerinin ne kadar verdiği hemen aşağı taraflarında belirtiyor. Onun haricinde sağ üst tarafında şu ana kadar kaç tane kontrat görevi tamamladıysanız onun sayısını görebiliyorsunuz. Sağ aşağı tarafta ise şu ana kadar bu kontrat görevlerinden ne kadar kazandığınızı belirtiyor. Kontrat görevleriyle ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Her kontrat görevi toplam 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle bu tahtadaki herhangi bir kontrat görevini seçiyorsunuz. Daha sonrasında 2 adet prep ve 1 tane de ana görev olmak üzere toplam 3 tane görev yapıyorsunuz. Yine bu görevleri eğer merak ediyorsanız kanalda bunların videoları da bulunuyor. Şu an ekrana çıkan karta tıklayarak bu görevleri yaptığımız serinin ilk bölümüne gidebilirsiniz. Ayrıca bir diğer not da, bu görevleri sadece Los Santos Tuners güncellemesi de oyuna eklenen yeni araçlarla ya da Sesanta'nın sarı araçlarıyla oynayabiliyoruz. Sadece bu da aklınızda bulunsun. Evet, bu tahta da bu kadardı arkadaşlar. Aşağı yukarı tüm özelliklerinden bahsetmiş oldum. Onun haricinde şimdi gelelim siyah tahtaya. Bu siyah tahta ise arkadaşlar Exotic Exports diye geçiyor. Yani adı bu şekilde, zaten tahtanın şu üst tarafında da bu şekilde yazıyor görebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar bu tahta Photoshop'ı ilk aldığınızda sizde gözükmüyor olabilir. Bunu açabilmek için ise az önce şu beyaz tahtayı göstermiştim. Buradaki kontrat görevlerinden en az bir tane tamamlamanız gerekiyor. Yani buraya geleceksiniz ve bu gözüken 3 görevden herhangi birini başlatıp içerisindeki 2 prep görevini ve bir tane de ana görevi tamamladığınız takdirde bu siyah tahta sizde açılmış olacaktır. Buranın olayı ise arkadaşlar, hatırlarsanız oyunda Simeon diye bir NPC var. Bize sürekli bazı araçları bulmamızı söylüyor. Ve bu araçları ona götürüyoruz. Teslim edince de belirli bir miktar para kazanmış oluyoruz. İşte bu da aşağı yukarı aynı mantıkta arkadaşlar. Bu tahtada yazan araçları sokaklarda buluyoruz ve istediği yere götürüyoruz, ki istediği yer genellikle liman oluyor. Onun haricinde bu tahtayla ilgili söyleyebileceğim birkaç şey daha var arkadaşlar. O da şu şekilde: eğer bu tahtadaki tüm araçları bir gün içerisinde tamamlarsanız 100.000 dolarlık ekstra bir ödülün sahibi oluyorsunuz.
Bu tek seferliğe mahsus bir özellik arkadaşlar. GTA Online'daki achievement yani başarımlardan bir tanesi olduğu için 100 bin dolarlık bir ödül koymuşlar. Dediğim gibi bunu bir gün içerisinde tamamlarsanız, ki bu gerçek bir günden bahsediyorum, oyun içindeki bir günden değil, bir gün içinde tamamlarsanız 100 bin dolarlık ödülün sahibi olacaksınız. Bu tahtayla alakalı bir diğer bilgi ise arkadaşlar, bu gördüğünüz araçlar günlük oluyor. Yani gerçek hayatta bir gün geçtikten sonra buradaki araçlar yenileniyor. 24 saatte yenilenen bir sistem koymuşlar. Yine bu bilgi de aklınızda bulunsun. Şimdi diyeceksiniz ki peki biz bu araçları nasıl arayacağız, nerede arayacağız? Yine bununla ilgili de açıklamaya bir interaktif harita koyacağım arkadaşlar. O haritada mavi ikonlu araçlara bakarak bu araçların muhtemel nerelerde spawn olacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Ya da eğer bu şekilde kasmak istemiyorsanız gün içerisinde normal bir şekilde GTA Online oynarken mini haritanızda mavi bir ikonla belirecektir arkadaşlar. Dilerseniz bunu da yine nasıl olduğunu göstereyim. Haritada normal bir şekilde dolaşırken mini map'iniz yani küçük haritanızda ufak bir mavi simge belirecek arkadaşlar. Bu simge şu anlama geliyor: Otoshop'unuzdaki siyah tahtada bulunan araçlardan biri şu an yakınlarınızda demek oluyor. Hızlıca bu ikon belirdiği zaman bu aracın yanına gidin ve ona binin arkadaşlar. Daha sonrasında oyun size bu aracı nereye götürmeniz gerektiğini söyleyecek. Yine şu an haritaya dikkat ederseniz yanıp sönen bir liman işareti var sarı renkte. İşte gitmemiz gereken yer burası arkadaşlar. Bu araçları buraya götürüyoruz. Yine haritadan da göstereyim. Gördüğünüz üzere bulduğumuz araçları bu limandaki simgeye getirmemiz gerekiyor. Böylelikle görevi başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar bu aracımızın teslimatından 20 bin dolarlık bir ücret elde ediyoruz. İşlemler işte bu kadar basit. Evet, şimdi de gelelim Photoshop'tan nasıl legal bir şekilde para kazanabileceğimize. Bunu yapabilmek için öncelikle müşterilerinizin size araba bırakmış olması gerekiyor. Buradaki gibi arabaları bırakabilmesi için de o beyaz tahtadan en az bir kontrat görevini tamamlamanız gerekiyor. Daha sonrasında ilk müşterinizin gelmesi biraz vakit alabilir. Bunun için GTA Online'da birazcık vakit geçirmenizi öneririm. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi arkadaşlar müşteriler arabalarını bırakıyor. Eğer 2 tane car lift varsa 2 tane yeriniz oluyor. 2 müşteri aynı anda bırakabiliyor. Daha sonrasında müşterilerinizin sizden istediği modifikasyonları yapmanız gerekiyor. Bunları da sağ aşağıda şu an görebilirsiniz. Bunları tek tek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten ekranın alt tarafında da fark ettiyseniz size yardımcı oluyor. Nerelere girmeniz gerektiğini ve hangi modları yüklemeniz gerektiğini belirtiyor. Tüm modifiye işlemlerini tamamladıktan sonra menü seçeneklerindeki en alttaki konfirme tıklamamız gerekiyor. Açıklamasında ise şunu belirtiyor: aracın servis ücretinin 35 bin dolar olduğunu, ancak müşterinin arabayı ona teslim ettikten sonra bu ücreti tekrar bize geri vereceğini belirtiyor. Aynı zamanda da en aşağıdaki rakamda bu arabayı hasarsız bir şekilde teslim edersek ne kadar kar elde edeceğimizi belirtiyor. Burada yazan fiyatlar her araç için değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu araçtan 25 bin dolar kar elde ederken bir başka araçtan daha fazla ya da daha az kar elde etmeniz mümkün. Burada confirm seçeneğine tıkladığımızda iki seçenek karşımıza çıkıyor. İlk seçenek aracı kendimiz teslim edebileceğimiz anlamına gelirken, ikinci seçenek olan staff ise aracı kiraladığımız personellere bırakıyoruz ve onlar gidip teslim ediyor. Tabi bu seçeneği aktif olabilmesi için hatırlarsanız Photoshop'u satın alırken staff üyesi satın alabiliyorduk. İşte o staff üyelerini eğer satın alırsak bu seçeneğe erişim şansımız oluyor. Şimdi isterseniz ilk önce kendimiz teslim etmeyi deneyelim. Bakalım bu şekilde ne kadar getirisi oluyor. Evet, müşteriye arabasını teslim etme görevi başladı şu an. Çok uzakta olmuyor genellikle. Yaklaşık 1 kilometrelik bir yol var. Bu teslimatı yaparken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar sağ altta şu an gördüğünüz üzere bu araçtan ne kadar kar elde edeceğimizi görebiliyoruz. Eğer kaza yaparsak bu ücret düşecektir ve tabii ki de sizin karınız da düşecektir. Dolayısıyla o yüzden mutlaka giderken çarpmamaya dikkat edin. Evet, başarıyla müşterinin aracını istediği yere getirdik ve buraya park ediyoruz. Ufak bir sinematik bizi karşılıyor şu an.
Evet, son olarak da bu ekranda da ne kadar kar elde ettiğimizi görebiliriz. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 60 bin dolar aldık. Ancak az önce hatırlarsanız servis ücreti olarak 35 bin dolar bizden almıştı. Dolayısıyla buradaki aslında ana kazancımız bizim 25 bin dolar. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Şimdi de dilerseniz diğer müşterimizin bıraktığı aracı hızlıca yine kendi istekleri doğrultusunda modifiye edelim. Ama bu sefer bu aracı da kendimiz değil de çalışanlarımızdan birine verelim. Bakalım teslimatı ne kadar sürede yapıyor ve başarılı oluyor mu? Bu ve bunun gibi detaylara bakalım. Evet, modifiyemizi tamamladık. Şimdi confirm seçeneğinden buradan da staff'ı seçerek, yani çalışanlarımıza vererek bakalım ne gibi sonuçlar elde ediyoruz, hep birlikte inceleyelim. Yine ufak bir sinematik bizi karşılıyor bu seçeneği seçtiğimiz takdirde. Ve sol üstte yazdığına göre arkadaşlar, çalışanımız arabayı müşteriye teslim ettiği zaman Sesenta bize mesaj yoluyla ulaşıp parayı da yollayacağını belirtiyor. Şimdi çalışanımızın arabayı teslim etmesini bekliyoruz. Evet, ben bu bekleme süresi boyunca Los Santos Car Meet'te takılıyordum ve bu sırada bana bir mesaj geldi Sesanta'dan ve mesajın içerisinde şu yazıyor arkadaşlar: çalışanımız aracı müşteriye başarılı bir şekilde götürmüş, ancak maalesef yolda çok fazla çarptığı için müşteri tam ödemeyi yapmamış, dolayısıyla kazancımız burada düşmüş oluyor. Tabii bu her seferinde böyle olacak diye bir şey yok. Ancak böyle olma ihtimali de var arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, böylelikle Photoshop'un detaylı bir incelemesini yapmış olduk hep birlikte. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.